Selam arkadaşlar, bugün yepyeni bir oyunumuz var. Top Sellers E-commerce, artık nasıl okunuyor bilmiyorum, simülatör diye geçiyor. Yani yeni bir e-ticaret oyunu simülatörümüz var. Evet, Rıfkı da bizlerle beraber. Evet, evet oğlum. Evet. Şimdi bir Steam sayfasına gidelim. Yapımcıları Türk arkadaşlar, Türk yapımı bir oyun. Çıkış tarihi daha henüz belli değil. Instagram'dan sağ olsunlar ulaştılar bana erken erişim için. Deneme amaçlı yani. Şimdi oyunumuzun Steam sayfası burada. İstek listenize ekleyebilirsiniz sizler de. Kendi e-ticaret işinizi kurmaya ve küresel olarak büyümeye hazır mısınız? Toptan mağazaları keşfedin, ürünlerinizi seçin, deponuzu yönetin ve siparişlerinizi kusursuz bir şekilde hazırlayıp teslim edin. Bu yüksek rekabetli dünyada fırsatlarla dolu bir maceraya katılın diyorlar. Şimdi hiç denemedim. Girip oynamadım. Sadece girdim. Ana menüde İngilizce olarak geldi oyun. Onu Türkçe'ye çevirdim. Türkçe dil seçeneği mevcut. Arayüzde var. Ama inşallah oyun içinde de Türkçe dil vardır. Bakmadım, bilmiyorum. Sistem gereksinimleri burada yazıyor. Anladığım kadarıyla çok yüksek bir sistem istemiyor. Detaylara çok girmemişler. Önerilen sistemde ama minimumda bayağı çok yani böyle alt seviye bir sistemde bile oynanabilir. Uzun uzun açıklamaları var burada. Yazıyor. Oyunumuzun ismi budur. İsteyenler Steam'den takip edebilirler. Çıktığı zaman inceleyebilirler. Belki çıkış öncesinde bir demo falan sunarlar. Bilemiyorum. Oyunumuzun ana menüsü burada. Ayarlar menüsü burası. Buradan Türkçe dil seçeneğine geçebiliyoruz. Müzik sesini sonuna kadar kapatsam da kapanmıyor. Bunun kapanması lazım ama kapanmıyor maalesef. Detaylı bir grafik ayarı yok. Sadece şuradan düşük, orta, yüksek ve ultra olarak seçenekler var ve fare hassasiyetini ayarlayabiliyoruz. Burada da yol haritalarını belirtmişler işte. Gelecek olan şeyler, yenilikler vesaire. Yeni oyun deyip hemen bir başlayalım. Mağaza adınız, evet. Şahinler diye giriyorum. Türkçe değil, Türkçe karakter inşallah kabul ediyordur. Marka logosu buradan belirlememizi istiyor. Şuradan bir marka logosu belirleyelim. Renk olarak mavi. Şöyle olabilir. Ülke. Hemen şuradan seçelim abi. Türkiye. Tamam herhalde. Oyuna katıl diyoruz. Görsel iyiymiş. Gözlere bak, tipe bak. Tamam süper. Türkçe dil olarak geldi abi. Şahinler Depo olarak firmamız açılmış oldu. Bu arada mouse çok hızlı. Şuradan bir ayarlar, ayarlar. Ana menüye dön var. Ayarlar yok mu oğlum? Böyle devam et. Mouse çok hızlı hareket ediyor. Aracımız var. Dur bakayım. Ana menüye dön diyelim abi. Buradayken de ayarlar menüsü olursa süper olur. Her ayar yapmak istediğimizde pat diye ana menüye dönmek biraz saçma. Oyuna devam et olayı var. Şuradan mouse hassasiyetimizi bayağı bir indirelim şöyle. Çok seri çünkü. Oyuna devam et diyelim. Tamamdır. Aynen böyle güzel. Şimdi sonraki görev. Depo kiralayın. E-ticaret girişiminizi başlatmak için öncelikle ürünlerinizi depolayabileceğiniz bir alana ihtiyacınız var. Karşıdaki depoyu kiralayın. Yani burayı. Evet. Bir sonraki görev için hazırsınız. Işıkları açın. Depo ışıklarını açmak için kapının arkasındaki kırmızı düğmeyi kullanın. Bir bilgisayar satın alın. Online siparişlerinizi yönetmek ve müşterilerinizle iletişim kurmak için bir bilgisayar satın alın. Onun bilgisayar var burada zaten. Niye ekstra bir bilgisayar satın alıyoruz? Bu bilgisayarı satın al. Tamam. Mağaza ayarları sayfasına gitmek ve web sitenize yayınlamak için bilgisayarı kullanın. Mağaza ayarlarına geldik. 500 TL'ye. Bu arada TL birimi eklemişler. Çok güzel olmuş. Muhtemelen ülke seçimine göre para birimi olmuş olabilir. Etkinleştir diyoruz abi. Pazar talepleri değişti dedi. Gerisini okuyamadım. Günlük kira bedeli 10 TL. Araç kapasitesi 9. Saklama kutusu kapasitesi 5. Sipariş ihtimali %2.15. Palet kapasitesi 9. Maksimum sipariş 5. Gelen siparişler ülkenize. Mevcut toptancıcılar market. Sonraki seviyede de değerler buna yükselecekmiş. Mağaza ismini değiştirebiliyoruz. Logoyu değiştirebiliyoruz sonradan. Renk vesaire değiştirebiliyoruz. Tamam. Harita üzerinde birden fazla kategoride toptancılar bulunmaktadır. Bütçenize uygun bir tane bulun ve satmak istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyin. Market ürünleri
market ürünleri iyi bir başlangıç noktası olabilir. Piyasa arz ve talep dengesine göre yüksek sipariş talebi olması muhtemel ürünlere öncelik vermelisiniz. Şehir haritasını görüntülemek için M tuşuna basın. Tamam, haritamız burada. Biz de şuradayız. Okey. Eşyayı burada bırakamazsın dedi. Bir dakika abi. Yanlışta masayı almışız elimize. Şöyle koyalım. Tamam. Şimdi market ürünleri iyi bir başlangıç noktası olabilir. Tamam, market. Market, depo, toptancı, kargo. Toptancı herhalde. Toptancıya mı gideceğiz biz? Herhalde şurası. Yakınlarda tutunabileceğiniz hiçbir şey yok. Tutunabilmek derken? Dur bakalım. Şuraya gidecekmişiz. 15 metre falan diyor. Aracımız var. Araçla gidebiliriz. Tamam. Karakter nefes nefese kalıyor yalnız. Toptancıyla konuş. Dur. Ürün satın alacağız buradan. Satmak istediğiniz ürünleri sepetinize ekleyin. Market ürünleri iyi bir başlangıç noktası olabilir. Yani bu şeyi nasıl bileceğiz ki? Piyasa arz ve talep dengesine göre yüksek sipariş talebi olması muhtemelen ürünlere öncelik verin diyor. Nereden bileyim ki ben? Yani onu bana bir yerde göstermiyor ama. Söylemiyor yani. Bilgisayarda öyle bir istatistik belki vardır. Ona bakmadık. Şimdi burada alkoller var. Burada meyve suları, içecekler. Kahvaltılık ürünler, su. Aa, yeşil olarak gösteriyor. Bunlar mı acaba? Bakayım başka. Aa, şurada var. Aa, süper. Tamam. Bunu gösteriyormuş. Okey. Başka öyle gösteren bir şey yok. Ha, şurada var bir de. Şuymuş. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Kahveymiş bu. Sepete ekle dedik abi. Bir tane mi ekliyor acaba, yoksa bir koli mi ekliyor? 8 TL'ye bir tane ekliyordur diye düşünüyorum. Deneriz. Bir tane alalım. 200 TL paramız var abi. 200 TL ile piyasaya giriyoruz. Yoğurt. Ve şurada şarap. Şu. Ha, en çok satan ürün diye yazıyormuş bak burada. Bak bu da en çok. Zaten aynısıymış. Bunlarda öyle en çok satan diye yazmıyor. Okey. Toptancı ile konuş. Sanırım birer tane. Bir denemelik alıyorum abi. Koli değildir diye tahmin ediyorum. O kadar düşük fiyata koli değildir bence. Yani hepsinden birer tane. Aynen bak, bu kutuda bir ürün var diyor. Tamam. Aracımıza... Ha, kapaklar falan otomatik açılıyor bu arada. Hop, hop. Her şeyi otomatik koyuyor. Süper. Tamam, şöyle. Toptancı teslimat noktası. O zaman biraz da alışveriş yapalım. 5'er tane daha alalım. Toplamda 6'şer tane ürünümüz olsun abi. Tamam. Kaç para yaptı burası? 78,5. Tamam. 105 TL, 105.80 TL paramız kaldı. Şöyle yaptık abi. Ha, otomatik kapatıyor. Ürünleri depoya götürün. Satın aldığınız ürünleri girişteki teslimat noktasından alın. Aracı yükleyin. Raflara yerleştirin. Okay. Aracın dönüşü birazcık zor. Hızlıyken böyle dönemiyorsunuz. Bunları ne yapacağız abi? Böyle. Geri dönüşüme gönder. Tamam.
3 tane ürün aldık. Zaten burada stok şeyimiz sanırım 3 tane. Yani rafa 3 tane ürün koyabiliyoruz gördüğüm kadarıyla. Şarap. Aa. Kapasite 5'miş oğlum. Tamam. Şöyle yere koyarız, sıkıntı yok. Buraya konmuyor. Tamam, yere koyarız. Yere de konulabiliyor. Üst üste bile konabiliyor yani. Rıfkı ne yapıyorsun oğlum? Mikrofon hoplayıp zıplıyor. Tamam, ne diyor abi? Bilgisayarınızdan stok sayfasına giderek ürünlerinizin satış fiyatlarını belirleyin ve web sitenizde yayınlayın. Ürünleri çok pahalıya satarsanız sipariş alma şansınız azalacaktır. Ortalama ama yine de karlı bir fiyat belirleyin. Hayda. Tamam. Stok bölümüne geldik. Önerilen fiyat falan veriyor mu? Kargo maliyetini falan girmemiz gerekiyor tabii ki. Karlılık %35, sipariş ihtimali %2.6. Satış fiyatına 13.5, otomatik kendisi vermiş bunları. Mesela atıyorum. Ha dur. Sadece 15 yazacağız şöyle o zaman. %2'ye düşüyor. Karlılık %50'ye çıkıyor. Yani %100 kardan satsak %2'nin de altına düşecek yani. Atıyorum 8. 16, 20 liraya satsak aynen. Aslında onun verdiği fiyattan satsak 13 küsür demiş. 13 küsür mü yazıyordu? Kaç yazıyordu? 13.7 mi yazıyordu? 52, 56, 2.6. Hepsini 2.6 o zaman yapalım. Bu zaten hani bir satış fiyatı sunmuş. Sonrasında biraz daha yüksek fiyat deneriz. Bakalım olacak mı, olmayacak mı? Hepsini yayınladık. Siparişler geldi. Tamam. Kabul et. Kabul et. Kabul et. Hmm, 3 tane koli açtı şimdi bize. İlk siparişiniz bekleyen siparişi sağ üst köşede görebilirsiniz. Yeni bir sipariş geldiğinde bilgisayardaki siparişler ekranına onaylayın. Ardından kutuyu alın ve ürünleri doldurun. Ha. Ne diyor abi? Kahve 3 tane. 1 2 3. Ha, otomatik kapatıyor. Aa, süper. Sevkiyatı da biz yapacağız sanırım. Yalnız karakter çok nefes nefese kalıyor. 2 tane şarap. Tamam. Bir tane kahve. Ayran siparişi gelmemiş bu arada. Ayran mıydı o, yoğurt mu? Ayrandı galiba. Tamam. Artık sevkiyat için hazır. Siparişini araca yükleyin. Kargo dükkanına götürün. Şehir haritasını görüntülemek için M'ye basın diyor da gerek yok. Şurada bize navigasyonu veriyor. Bu arada enerjimiz var sol üstte. Enerji gösteriyor. Saatimiz güzel. Yavaş ilerliyor saat. Bu açıdan güzel. Tamam. Ay, selamünaleyküm. Yaklaşan kazançlar 77 TL. Kargo ücreti 13 TL. Teslim et dedik. 13 TL bizden kesti. Okey miyiz? Parası ne zaman geliyor bilmiyorum. Kargo durumunu bilgisayar ekranına kargo takip sayfasından görüntüleyebilirsiniz. Sipariş teslim edildiğinde ödeme otomatik olarak. Dayı selamünaleyküm. Hop, içimden geçti. Bu arada yeni siparişlerinizi tamamlayabilirsiniz diyor. Oo, yanlaya yanlaya dönebiliyoruz. Biraz fazla yavaşlatıyor arabaya ama. Tamam. Abi her seferinde mouse'a basıyorum. O da bilgisayarı kucaklıyor. Siparişler. Kabul et, kabul et, kabul et, kabul et. Ha, 3 tane kabul edebiliyoruz. Dur bakayım, kargo takibi 3 tane abi. Ha, ilerliyor, süper. Dağıtımda diyor, gösteriyor. İyi. Tamam, bunların parası gelecek. Şimdi neymiş abi? Bir adet kahve. Hemen yerleştirelim. Neymiş? 3 adet yoğurtmuş bu arada bu.
Bir adet yoğurt. İnsan internetten niye yoğurt sipariş eder? Onu da anlamış değilim şahsen. Şimdi siparişler diyelim. Şu ikisini de alalım. Bir tane daha geldi bu arada sanırım. Onu da kabul etledim. Neymiş? Yoğurt. Kamyona kaç tane alıyor acaba? Sanırım bir 3 de şuraya alır diye tahmin ediyorum. 9 tane alır diye düşünüyorum. Şarap bir adet. Level mi atladık? İşinizi büyütmek için biraz daha nakde ihtiyacınız olacak. 20 sipariş tamamla diyor. Neymiş? 2 adet şarap. Para geldi bu arada. Kargolar teslim edildi. Bunlar okey. Başka da ürünümüz bu arada kalmadı. Şöyle yapalım. Şunları da koyalım. Sipariş gelebilir. Bak, sipariş aynen geldi sanırım. Hemen bakıyoruz. Bu arada kargo takibinden buradakiler düştü. İnsan kaynakları neymiş abi? He, kiralama yapıyoruz. Oha, 2200 TL diyor. Bunlar pahalıymış ya. Müşteri değerlendirmeleri. Harika bir ürün. Küçük bir gecikme ama genel olarak iyi bir deneyim. Neresi gecikme oğlum? Gün içerisinde verdim kargoya, hemen geldi zaten. Fiyatına göre iyi kaliteli, sadece teslimat biraz gecikme oldu. Hızlı teslimat ve ürün kalitesi birinci sınıf, şiddetle tavsiye ederim. Karar verin lan. Ödemeler. Gelir vergisi ödeyecekmişiz. Ödedik. Stoğumuz deponda yok. Deponda bir adet, deponda yok. Nasıl yok oğlum? Birer tane koyduk ya. Yayında bunlar. Nasıl yok? İstatistik. Mağaza ayarları. E-shopping. Zolamon. Netto. Aliverifest. İyiymiş. Ama bunların fiyatları yüksek tabii ki. Bayağı para kazanmak gerekiyor. Evet, sipariş aldık. Şöyle iki tane. Hemen şunları dolduralım. Neymiş abi? Yoğurt. Enerjimiz bitiyor. Enerji nasıl alın? Enerjiyi nereden alacağız? Neymiş? Kahve. Enerji olayı ne olacak abi? Bunlar. Ne olduğunu bilmiyorum. Şunları teslim ederim. Dur, burası marketti, yanlış geldik. Burası neymiş? Kargo, tamam. Tamam. Evet dayı, teslim ettik. Paketten de yüklendi. Dur bakayım, yeme yeri falan var mı? Evimiz var, şurada lokanta var. Bir oraya gidelim bakalım ya. Harita küçük. Çabuk varıyorsunuz yani istediğiniz yere. Neredeymiş o lokanta? Şu tarafta. Hop, yanlış gidiyorsun. Burada da bir şeyler var. Oralara da sanırım teslimat yapılabiliyor. Abi bir anda geçiveriyoruz ya lokantayı falan biz. Allah. Yani şurasını gösteriyor. Bu alanı kullanamazsınız diyor. Burada bir şey yapamıyoruz. Enerji için ne yapacağız? Eve mi gideceğiz acaba? Evet, kargolar teslim edildi. Şurada ev işaretimiz var. Evimiz mi burası?
Ne diyor abi? Bu alana girin ve oyunu kaydetmek için enter tuşuna basın. Enter. Oyun kaydedildi. İyiymiş. Teslim ediliyor siparişler bu arada. Abi bizim ofis burası. Da dediğim gibi enerji olayını çözemedim. Yani haritada ev. Ha şurada sosisli sanırım var. Nerede o? Şurada mı? Aynen şurada. Sanırım oradan yemek yiyebiliriz. Bir sosisli göstergesi var çünkü orada. Nerede o? Ha şurada. Dayı selamünaleyküm ya. Bir sosisli vereceğim mi? Oo. Aa süper. Bir taneyle karnımız doydu. Fırlattı attı bize sosisliyi. Bu arada ürünlerimiz bitti. Ürün almamız lazım. Market. Şurada bir şey var. Neymiş? Ha, bu da kargoymuş. Şehir limanı kargoy. Market neredeydi? Şurası mıydı? Aynen. Bunun yanındaki neymiş abi? Burada da bir yer varmış. Ayakkabı mağazası. Ha kullanılamaz diyor. Şurada bir yer var. Elektronik mağazası. Sanırım sözleşmeler var. O sözleşmeleri açtığımız zaman sanırım. Temizlikçi. Market. Biz markete gireceğiz zaten de arabayı çok şeyde bıraktık. Burası ne abi? Ha, spor mağazası. Mağazalar yan yana. Tamam biz normal market toplantıya gireceğiz abi. Abi en pahalı yani en çok satanlar bunlar gösteriyor. O zaman şöyle yapalım yani birazcık. Gerçi o kadar paramız yok. 10'ar tane alsak şöyle. Yani yoğurttan çok bir kazanç yok gerçi ama. Kaç? 157 oldu. 15. 15 yaptık. 228 oldu. Kargoya da paramız kalsın abi. Şimdi bunları satın al dedik. Tamam. Neymiş yoğurt? Fazla aldıklarımızı kenara koyabiliyoruz. O konuda problem yok. Bu kutular 5'er tane alıyor çünkü. Tamam. Var mı sipariş? Var. Neymiş? 2 tane şarap. Yoğurt. Böyle bir şarap. Kahve siparişi gelmedi. İlginç. Ödemeler gelir vergisi yine. Neymiş? Abi bir tane yoğurt. Kargoya bir tane yoğurt veriyoruz. Ne oluyor? Kargoda gidene kadar ayran oluyor. Ayda ulan yine...
2 kahve. İki kahve. Tamam. Üç kahve. İki şarap. Bak bu sefer çift sipariş. Sipariş. İki yoğurt. Araçta yer kalmadı diyor. Max kapasite 9. Dur. Hemen bunları götürüp. Lan. Hasar alıyor muyuz? Almıyoruz. Türkiye kargoları buraya muhtemelen daha sonradan yurt dışı kargolar açılacak. Onlar da herhalde gemiyle falan. Tamam mıyız abi? Tamam. Hemen şunları 36 dolar kargo diyor. Yeterince paran yoktur. O zaman ne yapacağız? Bazı kargoları tekrar arabaya. $10 yine paramız yok. Bakayım. Deneme yanılma yapıyoruz. 5.45. Bunu teslim et abi. Şimdi siparişler teslim edildikten sonra biraz para kazanmış olacağız. O parayla da geriye kalanları göndereceğiz abi. Başka çaremiz yok. Şunları indirelim. Yine biz araçtan. Hazırda dursun. Tabletimiz olsa aslında bilgisayar gibi hani şeyleri görebilsek o iyi olurmuş. Kargo takibini görebilsek iyi olurmuş. Ne kadar sürede hani şey olacak diye. Dayı bekliyorum vallahi ya. Kusura bakma. Teslim edilse de şunları da versek. En pahalısı bu herhalde. 3 kahve, 2 şarap. Bir tane yoğurt abi, bu ne ya? Gerçek Türkiye fiyatlarında olsaymış iyiymiş yalnız. Yani bak bir tane yoğurt gönderiyorsun 0.15 kargo maliyeti diyor. Gerçekte bir tane A4 kağıdı gönderiyorsun 150 lira. Yok öyle bir şey yani. Öyle 15 kuruş boyutuna göre yok öyle bir şey yani kargolarda. Bir tane A4 kağıdı 150 liraya gidiyor. Hadi abi. Heh, hele şükür. Şimdi buna da para yetmez gerçi de. $30 diyor. 30, 81. Kaç istiyor abi? 30.65. Tamam süper. Alayını gönderdim gitti. Tamamdır. Acaba oyunda uyuma yok mu ya? Uyuma olmayabilir oyunda. Çünkü evde... Öyle gidip evin içine bir şeyler yapamıyorsunuz. Sadece oraya gidip oyunu kaydedebiliyorsunuz. Bu arada araç ışıkları falan diyor da. Işık. Ha. Şu pozisyonda gözükmüyormuş. Şöyle yapınca gözüküyor ışıklar. Arka ışıklar. Hiç yok. Yoğurt. Bakalım neymiş? 2 kahve.
Var mı bir şey? Var, 4 tane siparişimiz var abi. Dur, 3 tane alabiliyoruz. Kargo takiplerimiz burada. Bu arada bunları halledelim. Hiç boş durmuyoruz abi. Bu güzel. Oyunda sürekli bir şeyler yapıyorsun. Beklemiyorsun yani böyle. Boş boş durup beklemiyorsun. Bir kahve, bir şarap. Gönderdik. Bu arada teslimatlar oluyor galiba. Evet, paramız geliyor. 3 adet şarap. Şarap stoğumuz bitti. Yo, bitmemiş. Varmış lan. Kahve. 4 şarap, bir tane yoğurdumuz var. Evet, kargolar teslim edilir. Güzel. Sonraki görev için hazırsınız. Neymiş? Artık daha fazla ürün depolamak ve daha büyük satışlar yapmak için depoyu genişletebilirsiniz. Deponuzu genişletmek için bilgisayardaki mağaza ayarları ekranına gidin. Ayarlar. Şu mu? Aynen. Evet, depomuz genişledi. Daha fazla ürün koyabileceğiz artık. Bu arada buraları da konuyor sanırım. Bunlar biraz sağlıksız duruyor yalnız burada. Şöyle alıp şey yapabiliyoruz. Onu şöyle yapalım. Boş şeyleri, boş kutuları bize buradan versin. Aynen şöyle versin. Bunları da şöyle alalım abi. Sen de gel yanıma. Seni de şöyle aldım. Tamam. Bu ne işe yarıyor? Bunu bilmiyorum. Bakalım, sipariş var. Neymiş abi? Bir adet yoğurt. Buraya mı konuyor bunlar? Sonra yine alacağız, arabaya götüreceğiz. Aynı şey. Bütün stokları erittikten sonra, ama dur bakayım. Kargoya yer yok ki. Şunu da koyalım. Bunları yine kargoya götürelim abi. Saat 9 gibi dükkan kapanıyor mu acaba? 8, 9, 10 o civarlarda. Tamam mı? Tamam. Şunları hemen gönderelim. Şu an kapalıyız. Kargo kapalı. Vay arkadaş. İnşallah bunlar çalınmıyordur burada. Enerjimiz bitiyor. Şuradan yine bir sosisi vuralım. Oh. Çok kötü vurduk. Hayır, alayım bir sosli. Sosli ama simit var görselde. O da iyiymiş. Kapıları aç mı? Kapılar açılınca ne oluyor ki? İçine ekstra ürün konabiliyor mu ki? Olabilir. Dur bakayım. Yok. Sadece açılıyor. Sonuç yok. Şimdi bir tane şarabımız kalmış. Sipariş iyi gelmiş. Onu da hemen paketleyelim abi. Belki daha büyük araç olayı gelebilir. Şimdi burada işimiz kalmadı. Dur bakayım. Ödemelerimizi yapalım şunu. Kapı açma olayı birazcık saçma olmuş.
Araçta ışık var ama etrafı aydınlatmıyor. Bunun şeyi olması lazım. Görsel en azından olması lazım. Buradan da oyun yapımcılarına seslenmiş olalım. Bunları da söyleyelim yani. Tamam. Ama gönderemiyoruz. Ev simgesine gidin ve oyunu kaydedin diyor. Neredeydi ev? Şurada mıydı? Şu köşelerden birindeyiz de. Öbür tarafta mıydı? Ha şurada. Oyunu kaydedince sabaha atabilir bizi belki. Öyle bir olay olabilir. Kaydet dedik abi. Evet, sabah saat 9 oldu. Gönderelim kargolarımızı. Ya dayıların içinden geçiyoruz ama. Lan dur. Geçemedik. Dayı selamünaleyküm. Tamamdır. Kargoları gönderdik. Kargo takibimiz burada. Hepsi dağıtımda gözüküyor. Evet arkadaşlar, oyun bu şekilde. Steam'den oyunu bulabilirsiniz. İsmini yazıp bulabilirsiniz, direkt karşınıza çıkacaktır. Depomuzu seviye 1 olarak, seviye 2 olarak genişletmiş olduk. Daha çok artık malzeme alıp buraya koyabilir. Daha fazla ürün satıp daha fazla para kazanıp daha çok böyle oyunu geliştirebiliriz. Oyunda kendimizi geliştirebiliriz yani. Şehir içi teslimat. Bazı siparişler şehir içinde müşterilere elden teslim edilir. Bir adet şehir içi teslimat tamamlayın. Unutmayın, her müşterinin bir sınırı vardır. Bu yüzden onları çok uzun süre bekletmeyin. Geç teslimatlar mağaza puanınızı olumsuz etkileyebilir ve bu da ürün satışlarınızı azaltır diyor. Dur bakayım. Şu ödeme varmış. Şunu yapalım. Müşteri değerlendirmelerine bakalım. Gecikme. Bir gün geç. Abi nasıl bir gün geç gelir? Gün içerisine gönderiyorum. Yani hemen geldiği anda tık bir tane kolyeyi arabaya atıp götürecek miyiz? O biraz ilginç olur. Yani. Bak mesela. Geç gel. Hep geç gel diyorlar. Bence ona bir oyuna düzenleme gelmeli abi. Yani gün içerisinde kargoları hazırlayıp akşam mesela saat 7'de mi kapanıyor kargo? Saat 7 öncesine kadar teslim edip gönderelim. Daha sonra güne kalırsa bence geç kaldı desin yani. Hani bu elden teslimler ayrı. Normal şehir içi kargoya verdiğimiz teslimatlar bence öyle olmalı yani. Anlık bir tane sipariş aldık, al bunu elle götür, arabayla götür, bir kişiye için kargo firmasına götür, teslim et hemen anında. Bu biraz saçma olur bence. Bak, daha zor olabilirdi. Hep böyle bir gecikme sıkıntısı var. Bence sevgili yapımcılar, buna bir el atarsanız, bu konuda bir düzenleme yaparsanız daha mantıklı olur. Yoksa bütün mağaza puanları hep bu şekilde olur. Kimse mağaza puanını yükseltemez yani bu şekilde. Yani olabilir. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben size beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.